Merhaba sevgili çocuklar. Bugün 3. sınıf Türkçe ders kitabımızdan Bu Ulusta Neler Yapılmaz adlı metnin etkinliklerini yapacağız. Öncelikle hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Birinci sorumuz Kurtuluş Savaşı'nın nasıl başladığı ve halkın savaşta hangi fedakarlıklarda bulunduğu hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz diyor. Evet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönemlerinden biridir Kurtuluş Savaşı dönemi. 1919 yılında işgalci güçlere karşı başlatılan bu mücadele Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmüştür. Anadolu'nun dört bir yanından gelen vatanseverler zorlu koşullara rağmen birlik ve beraberlik içinde hareket ederek düşmanı topraklardan atmayı başarmışlardır. Bu süreçte milletin kendi kaderini tayin etme iradesi güçlenmiş ve ulusal egemenlik anlayışı pekişmiştir. Sonunda 1923 yılında Lozan Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı tüm dünyaca tanınmış ve yeni bir devletin temelleri atılmıştır. Bu mücadele gelecek nesillere birlik ve beraberlik ve özgürlük içinde yaşama arzusunun nedenli önemli olduğunu hatırlatan bir miras bırakmıştır diyoruz. Peki ikincisi okuyacağınız metnin görsellerini inceleyip konusunu tahmin ediniz diyor. Görsellerini gördüğünüzde Atatürk'ün yaşlı bir amcayla konuştuğunu, ona bir şeyler sorduğunu ya da bir şeyler anlattığını görüyoruz. Buna göre metnin görsellerine göre metinde Atatürk yaşlı biriyle aralarında geçen konuşmanın anlatıldığını düşünmekteyim. Peki metnimizi okuyalım. Bu ulusta neler yapılmaz? Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra hemen Kurtuluş Savaşı hazırlıklarına başlar. Halka böyle bir savaşın gereğini anlatmak amacıyla Anadolu'yu adım adım dolaşır. Kendisi gibi düşünenleri örgütlemeye çalışır. Erzurum'da bulunduğu sırada bir gün Ilıca'ya uğrar. Yolda bir göçmen kafilesine rastlar. 20-30 kişiden oluşan bu topluluğun önünde sırtında tüylü paltosu, elinde kalın sopasıyla ak sakallı biri yürümektedir. Yaşlı adam Atatürk'ü ve yanındakileri görünce onları nasırlı elini geniş göğsünün üzerine koyarak selamlar. Atatürk de bu yaşlı ama dinç ve gösterişli adamın selamına karşılık verir. Onun yanına gider. Kısa bir görüşmeden sonra Atatürk yaşlı adama sorar. Ağam, söyle bakalım, böyle nereden geliyorsunuz? Paşam, Ruslar geldiğinde göçmen olduk. Erzurum'dan Çukurova'ya indik. Şimdi köyümüze dönüyoruz. Atatürk böyle bir zamanda bunlara dönüşün pek yerinde olmadığını, kışın sıkıntılı geçeceğini anlatmaya çalışır ve şöyle der. Aa, yoksa oralarda geçinemediniz mi? Hayır paşam, Çukurova cennet gibi bir yer. Toprağı çok verimli. Bir ek 100 alırsın. Ne var ki son günlerde bir söylenti duyduk. Bizim Erzurum'u Ermenilere vereceklermiş. Gidelim de görelim dedik. Kimin malını kime veriyorlarmış. Gün görmüş, yurdunu canından bağlı bu yaşlı adamın bu içli sözleri başta Atatürk olmak üzere dinleyenleri çok duygulandırır. Büyük asker yaşlı gözlerle arkadaşlarına döner. Bu ulusla neler yapılmaz der ve sonra yaşlı adama iyi yolculuklar, esenlikler diler. Birinci etkinliğimiz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin metinde anlamlarını sözlükten bulup sözlük defterine yazınız diyor. Örgütlemek kelimesinin anlamını tahmin ettiğimizde insanları bir düşünce etrafında toplamak olabilir. Peki sözlük anlamı neymiş? Herhangi bir amaca gerçekleştirmek için insanları bir araya getirmek olarak söyleyebiliriz. Peki göçmen deyince tahminimiz bir yerden bir yere göçen insanlar diyebiliriz. Sözlük anlamı ise kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kimseye göçmen denir. Peki kafile nedir? Beraber yolculuk yapan insan topluluğuna kafile denir tahminimiz. Sözlük anlamı aynı yöne giden taşıt veya yolcu topluluğu konvoy demekmiş. Peki nasır nedir? Nasır el ve ayakların tahriş olması sonucu oluşan sert tabakaya nasır denir diye düşündüm. Peki sözlük anlamı nedir? En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri. Peki dinç nedir? Dinç sağlıklı. Dinç sağlıklı olabilir. Peki sözlük anlamı neymiş? Gücü ve sağlık durumu yerinde olan insanlara da dinç deniyormuş. Peki aşağıdaki soruların metnine göre sözlü olarak cevaplayınız diyor. Birinci soru Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı için hazırlıklara ne zaman başladı? Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı için hazırlıklara 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldikten sonra
başladı. Peki Mustafa Kemal Anadolu'yu neden adım adım dolaştı? Mustafa Kemal savaşın gereğini halka anlatmak için adım adım Anadolu'yu dolaştı. Peki Mustafa Kemal göçmen kafilesine nerede rastladı? Peki Mustafa Kemal göçmen kafilesine Erzurum Ilıca'da rastladı. Peki Mustafa Kemal yaşlı adama hangi soruları sordu? Mustafa Kemal yaşlı adama nereden geldiklerini, Çukurova'da geçinemedikleri için mi döndüklerini sordu. Peki yaşlı adam Erzurum'a dönme nedenlerini nasıl açıkladı? Yaşlı adam Erzurum'un Ermenilere verileceğini duydukları için geri döndüklerini açıkladı. Peki siz bu metinle ilgili iki soruyu aşağıya yazınız. Yazdığınız soru arkadaşlarınıza yöneltiniz diyor. Birinci sorumuz şu olabilir. Atatürk ve yanındakilerin karşılaştığı göçmen kafilesi kaç kişi vardı diye sorabiliriz. İkincisi yaşlı adamın Erzurum'a dönme sebebini açıklayınca Atatürk yanındakilerin ne dedi? Onlara hangi tepkiyi verdi diyebiliriz. Peki bu metnin ana fikri nedir? Biliyorsunuz bu yazı bir düz yazı örneği ve bunların da ana fikri oluyor. Eğer şiir olsaydı ana düşüncesi olacaktı, ana duygusu olacaktı. Metnin konusu Atatürk'ün Erzurum'da karşılaştığı bir kafiledeki yaşlı adamla sohbeti diyebiliriz. Metnin ana fikri nedir? Türk milleti vatan toprağının düşmanlara asla bırakmaz. Bunun ana fikri bu. Çukurova'dan Erzurum'a geri dönüyorsa bu millet hiçbir taşını düşmana teslim etmez diyebiliriz. Peki metnin hikayesinin unsurlarını bulalım. Şahıs kadrosu kim bu metinde? Düz yazı örneğinde. Atatürk ve yanındakiler, yaşlı adam ve diğer göçmen kafilesi. Bu metnin şahıs kadrosu. Peki mekan neresi? Mekan Erzurum Ilıca. Peki olay nedir? Olay da Atatürk ve yanındakilerin bir göçmen kafilesiyle karşılaşması. Kafiledeki yaşlı adamla Atatürk'ün sohbet etmesi ve aldığı cevapla duygulanması diyebiliriz. Peki tabloya bakalım. Tabloyu incelediğimizde ne görüyoruz diye bize soruyor duygu ve düşüncelerimizi. Gördüğünüz gibi insanlar elinde avucunda ne varsa getirmişler, teslim ediyorlar. Kadınlar, erkekler, herkes elindeki imkanları bir şekilde seferber etmişler. Burada inanılmaz bir birliktelik var benim gördüğüm, değil mi? Peki şöyle bakalım. Tabloda halkımızın çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden topluca Kurtuluş Savaşı için çalışmaları yer almakta. Türlü zorlukların ve yoksullukların içinde bu savaşın kazanılma sebebi de bu birlik ve beraberlik duygusudur. Böyle bir dayanışma olmasaydı savaşı kazanmamız mümkün olmazdı. Günümüzde de her türlü zorluğa rağmen vatanımıza ve ülkemize sahip çıkmalıyız diyebiliriz. Peki metinden hareketle vatan sevgisi denince ne anlıyorsunuz? Anlamlarını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak düşüncelerinizi arkadaşlarınızla anlatınız diyor. Vatan sevgisi tarih boyunca yüreklerde taşıdığımız en derin duygulardan biri olmuştur. Bu sevgi milletin her ferdine miras kalan ve nesilden nesile aktarılan kutsal bir bağdır. Anadolu'nun bereketli toprakları üstünde yükselen dağlar, serin denizler ve yemyeşil ormanlar vatan sevgisinin ilham kaynağıdır. Her bayrak dalgalandığında, her marş söylendiğinde kalplerdeki bu sevgi daha da güçlenir. Zorluklarla dolu tarihimizde vatanımıza duyduğumuz bu derin sevgi bizi bir arada tutmuş ve tüm zorluklara karşı ayakta kalmamızı sağlamıştır. Peki aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizgi kelimelerin anlamlarını önce tahmin ediniz, sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz diyor. Uzun deniz yolculuğunda sonunda kara göründü. Buradaki karadan kastımız toprak parçasından bahsediyor. Peki kara gözleri yaşlıydı. Kara gözler ise renk olan siyah gözlerden bahsediyor. Atatürk yaşlı adamın selamına karşılık verdi. Burada yaşı ilerlemiş anlamında kullanılmış yaşlı. Büyük asker yaşlı gözlerle arkadaşlarına döndü. Yani gözlerindeki su damlasından bahsediyor, gözyaşından bahsediyor. Peki bugün çok şık giyinmişti. Burada estetik duygudan bahsediyor, şıklıktan bahsediyor. Doğru şıkkı hemen buldu. Burada ise şıktan kasıt seçenek
hani A, B, C şıklarından, seçeneklerinden birini bulduğunu söylüyor. Çukurova toprakları verimlidir. Bir ek 100 alırsın. Burada 100'den kasıt sayı olan 100. Yani 99'dan sonra gelen 100'den bahsediyor. Peki yaşlı adamın yüzünde bir gülümseme belirledi. 100, buradaki 100 ise başımızın önündeki gözlerimizin burnumuzun olduğu kısım 100. Eş anlamlısı surat olarak geçiyor. Peki ayakkabısının bağının çözüldüğünü farkında değildi. Ayakkabısının bağı derken iplerin bağlanmasından bahsediyor. Üzüm bağını sahibinden izin alarak üzüm topladık diyor. Burada da üzümlerin kökleri ve meyve veren bölümlerine üzüm bağı denmekte. Söylenişleri ve yazılışları aynı olan bu kelimelerin anlamları farklıdır. Bu tür kelimeler eş sesli ya da sesteş kelimeler olarak adlandırılmaktadır diyoruz. Peki kara sözcüğünü şöyle örnekte de görelim sözlük anlamını. Kara resimde görüyorsunuz yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü toprak parçasına kara deriz. Peki diğer anlamı ise siyah renk anlamında kullanılmış. Yaşlıdan kasıt fotoğrafında görüyorsunuz yaş ilerlemiş, kocamış, ak saçlı ihtiyar anlamına gelir. Diğer anlamı ise yaşla dolmuş göz yani gözden gelen su anlamında. Sözlük anlamı şık kelimesinin güzel, zarif, modaya uygun olan demektir. Diğer bir anlamı ise seçenek anlamında kullanılıyor. Yani mesela testlerdeki seçenekler A, B, C seçeneği gibi diye düşünebilirsiniz. Peki 100 ifadesinin 99'dan sonra gelen sayının adı 100. Altta görüyorsunuz 100 sayısını. Diğer bir anlamı başta alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, surat anlamında kullanılır. Peki 100 başka anlamda kullanılır mı? Mesela kurban derisini 100 derken de orada yine farklı bir anlamda kullanılmış. Yani yazılışı aynı, anlamı farklı ya da denizde yüzmek anlamında da kullanılabilir. Peki bağ nedir? Bağ bir şeyi başka bir şeyle veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ipe bağ denir. Ya da üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçasına da bağ denmektedir. Din. Şimdi söylenenleri ve yazılanları aynı olan bu kelimelerin anlamları farklıdır. Bu tür kelimeler eş sesli ya da sesteş kelimeler olarak adlandırılır. Aşağıdaki eş sesli kelimelerin farklı anlamlarda birer cümlede kullanalım diyor. El kelimesi bir tanesi organ olan elimiz olabilir. Bir tanesi de yabancı anlamında eller diye kullanabiliriz. Telefonu bütün gün elinden bırakmadı. Organ olan elinden bahsediyor. Eller ne derse desin önemli değil. Yani buradaki elde ise yabancılardan bahsediyor. Arı sözcüğü iki anlamda. Arı sokması birincisi bal yapan hayvan anlamında kullanılır. Arı sokması çok can yakıyor. İkincisi ise çok arı bir zeytinyağıymış. Lezzetine bayıldım. Yani saf, duru, sade anlamında kullanılıyor. Peki ben kelimesi bir tanesi ben senin dediklerine kesinlikle katılmıyorum. Şahıs olan kişi benden bahsediyor. Diğer ise yüzdeki ben yani yüzde ya da vücudun belli bölümlerindeki siyah noktalara da ben denmekte. Yüzündeki ben sana ayrı bir güzellik katmış demiş. Eş sesli kelimelerle ilgili farklı örnekleri de araştırıp bulabilirsiniz sevgili çocuklar. Şimdi diğer etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki özdeyişleri vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz. Özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi söyleyiniz diyor. Özdeyişleri harflerin yapısal özelliklerine dikkat ederek özenli, okunaklı bir şekilde ilgili satırlara yazınız. Evet, yazma işi size kaldı. Onları kitabınıza yazacaksınız 7. etkinliğe. Özdeyişleri görelim. Vatanı en çok seven görevini en iyi yapandır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü ve bize çok önemli mesaj veriyor, değil mi? İşimizi ne kadar iyi yaparsak vatanımızı o kadar çok sevmişiz anlamına gelir. Peki vatan bir milletin evidir. Burada da vatanın ne kadar kıymetli, değerli olduğunu bahsediyor. Bunun gibi örneklerimiz var. Siz de bunları okuyarak kitabınıza not etmeyi unutmayın sevgili çocuklar. Ve yazarken de güzel yazmaya, özenli yazmaya dikkat edin. Çizginin dışına taşmadan yazmaya çalışalım.
Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.